Timberjack, Timberjack. When you're all done chopping down the poplar and pine, hurry back, Timberjack. There's a black-haired gal whose lips are sweeter than wine. Hurry back, Timberjack. She's got the ring, she's got the gown, she owns an acre. It will break her little heart should you forsake her. Drop that cross-cut saw and put your axe in the rack. Hurry back, Timberjack. When you're all done chopping down the poplar and pine, hurry back, Timberjack. There's a black-haired gal whose lips are sweeter than wine. Hurry back, Timberjack. She's got the ring, she's got the gown, she owns an acre. It will break her little heart should you forsake her. Drop that cross-cut saw and put your axe in the rack. Hurry back, Timberjack. Hurry back, Tim Chipman. Bay Tilton. Aziz ve eski bir dostun oğlunu tekrar görmek ne harika bir şey. Seni çok iyi gördüm doğrusu. Eğer yaşlandıkça genç görünmek istiyorsan hayatın keyfini çıkarmaya bakacaksın. Ama nasihat yerine bir içki tercih edersin herhalde. İçeri gir. Çok isterdim sizi ama babamla ilgili kötü bir haber aldım. Babam mı? Evet elbette anlıyorum. Ama Lin'i görmeden mi gideceksin? Lin mi? Küçük kızım son derece başarılı bir iş kadını oldu artık. Bu muhteşem gazinonun sahibi ve işleticisi. Bütün bunların sahibi Lin mi? Tüm içkilerde dahil olmak üzere. Şu gördüğün piyanoyu ta San Francisco'dan getirdi. Buraya gelen herkes şapkasını çıkarmak zorunda. Ben hariç tabii. Ben şapkamı ancak mezarda çıkarırım. Lin'in kuralları sökmez bana. Şaka bir yana, böylesine hırsız bir yerde insanların biraz olsun eğlenmeleri gerek ama hırgaca bir şekilde. Lin'in o büyüleyici sesini dinleyen en huysuz, en kaba saba oduncu bile kuzuya dönüyor. Bu arada Kraft Brander'ın yardımlarını da unutmamak gerek. Burayı açmak için Lin'e parayı o verdi ve ortak oldu. Sonra da işler yoluna girince ortaklıktan ayrıldı ve tüm gazino da Lin'e kaldı. Geri kalan işleri de ben hallettim. Bakar mısınız? Bayanlar baylar, Vermion Bell en güzel kızını takdim etmekle gurur ve kıvanç duyar. Every young girl should know what every young girl should know. You've got to have a plan if you want to get a man. That's what every young girl should know. Every young girl should seek a way to make men grow weak. Just cuddle up and purr, and you'll wind up wearing fur. That's the number one purr technique. Though he be big and bully, two-faced,
when you ask. Every young girl should know that gentlemen come and go. You'll wither on the vine if you sit at home and pine. So glow, little fellow, glow. That's what every young girl should know. Seninle konuşmak istiyorum, Betty. Make it either cheek or chin till he whistles low and grin. That's what every young girl should know. A fella I knew named Jim took me out in a boat with him. In the middle of the lake, son, and Jim went on a mate. That's the way that she learned to swim. Beware of that sort of gender before you surrender. Look at his legal tender, for it's possible that he may have a bank. Every young girl should know that gentlemen come and go. So catch one if you can, 'cause there's nothing like a man. Especially if he has dough. That's what every young girl should know. That's what every young girl should know. That's what every young girl should know. Merhaba Lin. Bu kadar güzelleştiğine inanamıyorum doğrusu. Seni gördüğüme çok sevindim Tim. Duyar duymaz geleceğini biliyordum. Oturup baban hakkında uzun uzun konuşmayı çok isterdim ama Lin bu işi benden çok daha iyi becerir. Bir fırsatta görüşmek üzere. Babanın dışına gelenleri biliyorsun değil mi? Sadece Rico'nun telgrafta yazdığı kadarını. Çok kötü yaralanmış. Ne oldu? Yoksa öldü mü? 4 gün önce. Cesedini göl kenarında buldular. Birileriyle kavga ettiğini sanıyorlar. Kafatası paramparça olmuş. Kim yaptı? Şerif bir soruşturma açtı. Bir sonuç aldı mı? Üzgünüm. Ama hiçbir fikrim yok. Ben öğrenirim. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Sen de baban kadar inatçısın Chipman. Aa, sen miydin o? Yolumdan çekilseniz iyi olur. Kusura bakma. Bay Brenner'ın emri var. O zaman ben çekerim sizi. Thank you.
Pekala Oli. Bu kadar yeter. Hadi gidelim buradan. Mahmuzlarınız çamurlu olabilir. Çıkartın. İyi akşamlar Cingül. Merhaba Bay Brenner. Bakıyorum beni pek sessiz bu akşam. Siz yine de görünüşe aldanmayın. Ne zaman kimi ısıracağı hiç belli olmaz. Tıpkı bazı insanlar gibi. Lin nerede? Arkada odasında hesap yapıyor. Geldiğimi haber ver. Beyefendinin dediğini duydum. Hadi ol. Geliyorum. Bay Brenner sizi görmek istiyor. Kral, neden yemeğe gelmedin? Yapacak önemli işler vardı. Bu ne güzel bir elbise böyle. Harika bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğim $200 değdi demektir. Bu gece eski bir dostunuzu gördük Bayan Lee. Adı neymiş bu eski dostun? Tim Chipman. Barikatımızı aşmaya kalkıştı. Sonra ne oldu? Yasalara saygılı olmasını öğrettik. Babası öleli henüz 4 gün olmuşken mi? Galiba sana bozuldu patron. Bizim işimiz böyledir Oli. Ne kadar budarsam o kadar kazanırsın. Gidelim. Çabuk ol Jingle. İyi misin? İyiyim. Neredeyiz? Talka'daki kantindeyiz. Buraya mı gelmiştin? Bir daha böyle kaza geçirirsen torunlarını hiç göremeyebilirsin. Kendi demir yolumda başıma gelenlere bakın. Şerif'in Oli ile Poki'yi çoktan içeri tıktığını düşünmüştüm. Biriyle ya da ikisiyle başa çıkabilirdim ama üstüme 3 kişi birden çullandılar. Buradan gideli sadece 12 yıl oluyor ama orman kanunlarını çoktan unutmuşsun. Bay Brenner geldi. Hey Lin. Bir pro al. En iyi marka. İstemem sağ ol. Tim Chipman'ı buraya getirdim. İyi. Güzelce paketle. Belki Rosario birine satabilir. Kaba kuvvete dayalı gözdağlarından hiç hoşlanmam. Demek kızgınlığın nedeni buydu. Her neyse yanına gidip bir merhaba diyeyim bari. Eve hoş geldin Chipman. Döner dönmez başına gelenler için üzgünüm. Bundan hiç kuşkum yok. Baban harika bir insandı. Bu vahşi beldeyi yaşanılacak bir yer haline o getirmişti. Gerçi her konuda anlaşamazdık ve benden de hoşlanmazdı ama inkar edecek değilim. Bildiğim her şeyi ondan öğrenmiştim. İnsanlara dayak atmayı da mı? Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Ne yeri ne de sırası. Yanımızda bir hanım var. Benim yüzümden sohbetinizi kesmeyin. Sağlığa içelim. Ve de dostluğa. Skol. Skol. Söyle bakalım. Ne yapacaksın?
Son olarak Venezuela'da çalışmıştım petrol işinde. Petrol mü? Hem de Venezuela'da. Kerestesi olan biri petrolü neden istesin ki? Haklısın, artık ben de senin gibi düşünüyorum. Bir inşaat mühendisi için güç olabilir. O burada doğup büyüdü, unuttun mu? Eğer babasının işini onun bıraktığı yerden devam ettirip bir de para kazanacak olursa tabii. O zaman Tim'i ilk kurtulacak olan ben olacağım ama buna hiç ihtimal vermiyorum. Neden her şeyi satıp da eline geçecek parayla yeni bir başlangıç yapmıyorsun? Ha ha! Bir demir yolun olmadan fazlasıyla zorlanabilirsin. O demir yolunun yarısı bana ait. Ama 11.000 dolarlık kredi borcunu ödediğin takdirde. Branner, babamla dövüşmenizin nedeni bu muydu? Sakın babanın başına gelenlerden dolayı beni sorumlu tutmaya kalkma. Baban son birkaç yıldır çok değişmişti. Kasabada kavgalı olmadığı tek bir insan bile yoktu. Olayları saptırmaya çalışma. Sadece dostun olmaya çalışıyorum. Bunun için de buradan uzaklaşmanı tavsiye ediyorum. Bense hiçbir yere gitmiyorum. Rin, el arabam dışarıda mı? Hayır ama depoda durduğunu gördüm. Götürülmesini ben emrettim. O el arabası demir yollarının malı. Dostluk dediğin bu mu? Benim arabamı kullanabilirsin. Sağ ol. Ben yürürüm. Yürüyecek kadar güçlü değil. Arabamı almasını söyle. Egzersiz iyi gelir. Tim, her şey yoluna girecek. Hiç merak etme. Tabii, tabii. Biraz daha hareket ister misin Chipman? Buraya gel Oli. Şunu bilmeni isterim ki gerçekten çok güçlü bir insansın. Ama elindeki o baltayla, o balta olmadan 5 para etmezsin. ya. Ama bir gün biri o baltayla kafana isminin baş harflerini kazıyacak. Bu lafın altında kalacak mısın? Şuna dersini ver Oli! Ne duruyorsun Oli? Lan şunun suratını! Ez ayağının altında! Pekala Çıpmın! Önce şunu almayı dene elimden. Stockholm'de bir sevgilim vardı. O bile çok daha kuvvetliydi senden. Pekala Oli, gel bakalım! Oli! Bunca tanığın önünde hiç de akıllıca değil. Eğer kereste işinde ilerlemek istiyorsan beynini biraz daha iyi kullanmasını öğrenmelisin. Evet, iyi olur. Belki sonunda seni de sürebilirim buralardan. Ne istiyorsunuz Mösyö? Benim adım Chip. Nasıl emin olacağız? Patronunuza Rico'ya sorun. Kim o? Nico, telgrafını alır almaz hemen geldim. Mesajımı almayacağından korkuyordum. Zavallı Clay. Daha telgrafımı göndermeden ölmüştü bile. Evet, duydum. Her şey tıpkı eskisi gibi. Babam bu odaya bayılırdı. Bunu kim yaptı Rico? Onu kim öldürdü? Bilmiyorum Tim. Doğru söylüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Branner'da değil mi? Ne olabilir? 2-3 yıldır kavgalılardı. Araları her zamankinden daha kötüydü. Branner bugün buralardan gitmemi söyledi bana. Hey. Dövüşmeye bu kadar çabuk mu başladınız? Oli. Demir yolundaki barikatı aşmaya çalıştım. Köpekleriyle üstüme saldırdı. Kim yaptı bunu? Babamı kim öldürdü?
Branır Şerif'e bu kampta biri olduğunu söyledi. Alçak herif. Yanımda çalışanların hepsi de iyi insanlardır. Şerif inandı mı? Bilmiyorum. Belki evet, belki hayır. Belki de kararsın. Branır'la babanın arası çok kötüydü. Her şey Branır'ın demir yolunu kapatıp adamlarımızı çalmasıyla başladı. Baban da bunun üzerine karşı saldırıya geçti. Sonra da Branır babamı satın almaya kalktı. Satın almak istediği neydi, her şey mi? Babana teklifi reddetmesinin çılgınlık olduğunu söyledim. 70.000 dolara hayır demişti. Sadece bununla da kalmayıp Branır'ı vadiye kadar elinde tüfekle kovalamıştı. Aslan babamdı. Bunu söylediğine sevindim Rüko. İçim rahatladı biraz. Sonra bir gün baban keresteleri yüklemeye göl kenarına gitti. Karanlık bastığında hala durmamış. Aradan tam 2 gün geçti. Cuma sabahı ise gölün 3 mil batısında cesedi bulundu. Kafatası paramparça edilmişti. Bir şey yapmak için çok geçti. Neredeyse yatalım artık. Yarın kereştelerin sallara yüklenmesi gerekiyor. Sevkiyat için o kadar yol mu gidiyorsunuz? Branır'ın demir yolunu kapattığını biliyorum. Başka çarem yoktu. Aklıma gelen tek şey bu oldu. Geldiğine çok sevindim. Babana ettiğin gibi sana da yardım edeceğim. Ben de sana edeceğim Rico. Babamın yarım bıraktıklarını biz bitireceğiz. Hoş geldiniz Bay Tilton. Bay Chipman'ı görecektim burada mı? Evet, içeride. Merhaba Swift'i. Hal hatır sormaya zamanım yok. Buraya müvekkilim Kraft'ın topraklarını satın almak için sana bugün bir teklifte bulunacağını söylemeye geldim. Gafil alanma. Uyarın için teşekkür ediyorum. Otursana. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Sana bunu söylediğimi hiç kimse duymamalı. Duyulursa Lin'in başı derde girebilir. Benim de tabii. Swift'i, Lin'le Branır arasında ilişki tam olarak nedir? Birbirlerine yardımcı olan iki dostlar sadece. Bence bu kadarla kalmıyor. Lin akıllı bir kızdır. Branır ise bölgenin en önemli insanı. Eğer kastettiğin aşksa en azından kızım böyle bir şey hissetmiyor. Demek Branır bugün gelip bana bir teklifte bulunacak, öyle mi? Kim? Sana bir babanın oğla güvendiği gibi güvenebilir miyim? Seni hiç görmedim. Ama satışı yapmadan önce bilmen gereken önemli bir şey var. Kuzeydeki Hayçuku bölgesiyle ilgili. Evet, en kaliteli kerestenin elde edildiği yer. Üstelik de sadece bu eyalette değil, tüm ülkede. Birbirinden heybetli, birbirinden muhteşem ağaçlar, meşeler, rak ağaçlar. Evet ama raklar. Hiçbiri kesilemez Swift'i. 100 yıl boyunca o bölgede ağaç kesimini engelleyen yasayı unutuyorsun galiba. Branır eski bir yasa bulmuş. Bu yasa uygulanırsa yasaklama süresi 50 yıla iniyor. O zaman Hayçuku'dan yararlanabiliriz. Evet, aynen öyle. Sence değeri ne kadar peki? Branır için 250 milyon dolar, belki de daha fazla. Senin içinse hiçbir şey, çünkü ulaşım imkanı yok. Demiryolu için payıma düşeni ödeyebilirim ama. O zaman da başka bir şey düşünür. İnan bana, Branır kolay kolay pes edecek biri değildir. Ne yapar eder, köşeye sıkıştırır seni. En iyisi sat şu toprağı ve kurtul. Baban satmamakta inat etti de ne oldu? Evet, mezarı boyladı değil mi? Senin sonun da aynı olabilir. Demek satayım ha? Hayır Swift'i, önce Hayçuku'ya bir göz atmak istiyorum. Tıpkı baban gibisin. Bir Chipman'ın farklı olabileceğini düşünmek aptallığını nasıl yaptın bilemiyorum. Tüm Chipman'lar dik kafalılıklarını oğullarına geçirmişlerdir. Neyse ki değilmiş. Günaydın Tim. Günaydın Lin. Kraft buraya geliyor. Biliyorum yavrucuğum. Bir an önce gitsen iyi olur baba. Seni burada görmemeli.
musun? Gidiyorum hayatım. Ne ayrıcalığı var bu Branner'ın? Herkesi parmağında oynatıyor. Swift'i benim eski bir dostum ve... Dostluk, sadakat ve destek. Bunların her üçü de birbirinden değerli kavramlar. Fakat ne yazık ki benim müvekkilim için hiçbirisinin de en ufak bir anlamı yok. Arka kapıdan çıkıyorum. Ya sakın unutma evlat, savaştasın. Düşmanınsa çok zor bu. Sana 4 küçük tavsiyem var. Hiçbir şeyi açıklama, her şeyi inkar et, daima kanıt iste ve başını dik tut. Tim, yine mi içki içti? Hayır, istemedi bile. Seni gerçekten seviyor olmalı, içkiyi bile unutturduğuna göre. Ya da kafasında daha önemli şeyler vardı. Branner geldi. Ben gideyim artık. Lin, geldiğin için teşekkür ederim. Seni gördüğüme sevindim. Bir dahaki sefere belki daha uzun kalırım. Chipman, nerede konuşabiliriz? Verandada konuşalım. Evet, seni dinliyorum Branner. Babana bir teklifte bulunmuştum. O da aptalca reddetmişti. Sana toprakların için 70.000 dolar veriyorum. Tesislerde dahil, nakit olarak. Kuzeydeki ormanlık düşünüldüğünde 70.000 dolar önemli bir para değil. Ayçuk'u mu? Evet. Elbette. Ama kesime başlayabilmen için 40 yıl beklemen gerek. Ben farklı duydum. Bunu sana söyleyen her kimse palavra atmış. Ya ya. Bu meseleyi babamın avukatlarına incelettim. Eğer öyle bile olsa ki öyle değil, o keresteleri benden başka hiç kimsenin değerlendiremeyeceğini bilmen gerekir. Çünkü sevkiyatı yapabilecek tek kişi benim. Hayır, tek kişi sen değilsin. O keresteleri ben de sevk edebilirim. Chipman firmasının sonu gelmedi daha. Eski günlerdeki gibi ha? Evet, eski günlerdeki gibi. Şerefsizler aramıza sızmadan önceki gibi. Pekala, teklifimi 80.000'e yükseltiyorum. Hatta 100.000 dolara. Hayır. Öyle olsun Chip. Sen de baban kadar aptalsın. Pişman olacaksın. Bayan Lin'i ben götürürüm. Atlarla aranız iyi midir Bay Brainer? Senin ne işin vardı burada? İyi mi değil mi diye bakmaya gelmiştim. Kalın kafalar kolay kolay kırılmaz. Ama kırılmasını çok isterdin değil mi? Chipman şu eski yasayı nereden öğrenmiş merak ediyorum. Söyledi ya, babasının avukatlarından. Hayret, ben de bilenin bir ben olduğumu sanıyordum. Her şeyi ben biliyorum diyen çok aldanır. Bence keresteleri şu gölden yararlanarak sevk edebiliriz. Evet. Tam şurada, Lur Gölü'nde... ...keresteleri körfezin ağzına yakın bir yerde yığarız. Sular yükselince, derinleşince... ...akıntının da yardımıyla değirmenden nehre kadar gitmelerini sağlayabiliriz. Buraya kadar anlaştık mı? Elbette ama keresteleri göle kadar nasıl götüreceğiz? Ne demir yolun var, ne kamyonun... ...ne de doğru dürüst bir yolun. Biz de Branner'ın araçlarından birini ödünç alırız. Barikat başlangıcında bir iki tane vardı. Sen aklını kaçırmışsın Tim. Yapacağımız tek şey aklımızı kullanmak. Peki ama bu işi ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Yarın gece mi ha? Ertesi gece. Tanrı yardımcın olsun evlat. Karanlık basınca gideceğim. Her şey planladığımız gibi yürüyecek. Hiç merak etme. Hala çılgınca bir fikir diyorum. Ama yine de yanındayım. Brander denen alçak bunu çoktan hak etti.
başına ne yapıyorsun burada? Yalnız değilim. Jingle yolda bekliyor. Ayrıca bu da var. Ha, peki ne var? Babana bir şey mi oldu? Kraft her şeyi biliyor seni. Hangi her şeyi? Yaptığın planı. Adamlarımdan biri söylemiş onu. Kim olduğunu biliyor musun bari? Bilsem bile yine de söylemezdim sana ama inan bilmiyorum. Kendi adamlarım onun casusu öyle mi? Uyarın için sağ ol ama tehlikeye atılmamalıydım bence. Ne senin ölmeni istiyorum ne de Kraft'ın hiçbir duruma düşmesini. Seninle evlenmek istiyor değil mi? Evet öyle. Biliyor musun birlikte okula giderken... Gece gündüz sürekli seni düşünürdüm. Madem benden o kadar hoşlanıyordun, neden hiç söylemedin? Cesaret edemiyordum da ondan. Sonra üniversiteye gittim. Aylarca arkandan nasıl ağladığımı biliyor musun? Hayır. Ciddi misin? Peki neden bir mektup yazmadın? Sen neden yazmadın? Yazdım ama hepsini de yırtıp attım. Her neyse, aradan çok zaman geçti. Unutalım gitsin. Brunner'a aşık olduğunu hiç sanmıyorum. Lin, gazino için ondan borç almışsın. Ama borcunu ödedin, ona ihtiyacın yok. Bu kasabada yaşayıp da Brunner'a ihtiyacı olmayacak tek kişi bile düşünemiyoruz. Geri döner dönmez yolumuza devam ederiz. Aynen tahmin ettiğiniz gibi Bayan Lee'nin treni kaçırmayı düşünüyor. Brenner'sa kampta. Anında haber olur. Herkese merhaba. 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 Hoş geldin İngiliz. Biraz müzik isterseniz diye. İyilik iyilik sağ ol. Elbette Bayan Lee'nin. İstemez olur muyuz hiç? Hadi Jingle neşeli bir şeyler çal bize. Beyler, sizlere Vermiyon Bell'in en güzel kızını takdim etmekle kıvanç duyuyorum. Harry the monkey fought 10 villains in the past. He was running out of cartridges alas. So he sent his pal Amino for aid, who galloped into town and neighed. He's dead, but he won't lie down. He's dead, but he won't lie down. They shot Mordecai in his chest than there is in the West. He's dead, but he won't lie down. Rico, Ben, kampa ulaştım. Duyabiliyor musun? Güzel. Şimdi dinle. Kararlaştırdığımız her şey hala geçerli ama planı değiştirmeliyiz. İşi bu gece halledeceğiz. Tamam. Anlıyorum. Hiç merak etme. Hemen harekete geçiyorum. Tamam, sağ ol. Tanıkları getirmeyi de unutma sakın. And Jim Jeffries fought it out. Tom O'Toole jumped in the ring to join the bout.
one punch, lay a gun, lay flat on the ground. He can hear the people roar. He's dead, but he won't lie down. He's dead, but he won't lie down. Although his ribs are out of place, there's a smile on his face. He's dead, but he won't lie down. Saw Mill Frenchy, the Alaskan lumberjack, used to fell a tree with just a single whack. But since he met the gorgeous Nell the Tall Man, you ought to hear the loggers yell. He's dead, but he won't lie down. Come on! He's dead, but he won't lie down. Everyone! Charlie! Bugün yemeğe gecikeceksin biraz. Rant House'a gitmiyorsun. Tim Chipman, ne işin var burada? Korkma, yasa dışı bir iş peşinde değilim. Sadece lokomotifi bir süre için ödünç alıyorum. Şimdi yola koyulalım, hadi çabuk. Çabuk ol dedim. İşim acele. Made a trip to the saloon. Started drinking when the whistle blew at noon. Late that night when Mrs. Riley came in, the boys all shouted with a grin. He's dead, but he won't lie down. Friends, Chipman'ın lokomotifi kaçırdığını söylüyorlar. Alçak herif. Tahmin etmeliydim. El vagonlarını hazırlayın. Demek bu gece buraya bunun için geldi. Şarkınla lokomotifin sesini bastırmaya. Evet, doğru. O zaman onu yarın akşam için uyaran da sensin. Evet, bu da doğru. Sen kimin yanındasın Bin? Onun mu, benim mi? Birbirlerini para için öldürmeye kalkışmayan herkesin yanındayım. Parayı sen de çok seversin Bin. Ben paramı insanları mutlu ederek kazanırım. Çok pişman olabiliriz ama. Olabilir. İşte Brown'un adamları. Durmayacaksın. Barikatı aşmanızı istiyorum. Hadi. Tek başına ne istersen yap. Ben yokum. Sana katılıyorum Charlie. İşe yaradı Rico. Başardık. Küçükler yola çıkana kadar sevinmekte acele etme. Şimdi iki kişiyi gözcüdük. Brunner'ın adamlarına karşı. Fark et. Rizzi. Brunner'ın adamlarını görür görmez haber verin bize. Geleceklerinden eminsin ha? Eminim. Red Earth beni gördü. Oo. Onları durdururuz. Evet durdururuz. Thank you.
geliyorlar efendim. Kaç kişiler? 8. Bay Brown'ın da başları. Yürüyün. Patron, sayıca bizden çok üstünler. Sınırı aştın Brunner. Kendi bölgene geri dön. Hiç kimseye bir zarar gelmesin. Chipman, yaptığın bu işin yanına kalacağını sanıyorsan çok aptalsın. Ben sadece yasal hakkımı kullandım. Hayır, yasalara göre yaptığın iş düpedüz hırsızlık. Bırakalım da buna yetkililer karar versin. Seni mahkemeye götürdüğümde o salondan 5 parasız çıkacaksın. Mahkemeye gitmeyecek kadar akıllısın. Çünkü dava bitene kadar sana demir yolunu açtıracaklarını, benim de kerestelerimi dilediğim şekilde sevk edebileceğimi sen de biliyorsun pekala. Haklısın, boşa zaman harcamaktan nefret ederim. En iyisi kendi yöntemim. Pes etmişe benziyor. Hadi, biz işimize bakalım artık. Tıpkı baban gibisi. Müthiş bir dövüş. Şükürler olsun. İkisi de hala hayatta.
Çabuk olun! Evet, her şey harika gidiyor değil mi? Herkesin 30 günde bitireceği işi biz 3 günde bitirdik. Adamlar çok iyi çalışıyor. Evet ama yine de içimde kötü bir his var. İşlerinden biri muhbirlik yapıyor olabilir. Demir yolundan mı geliyorsun? Evet, orada işler yolunda. Ama baraj ne zaman bitecek? Sen burada kal, ben gidip bakayım. Hayır, sanırım fikir değiştirdim. Beceremem mi sanıyorsun? Mesele o değil. Brander'ın bu sessizliği canımı sıkıyor. Baban hep şöyle derdi. Brander sessizse arkanı kollayacaksın. Aşağı senin, ben burada kalayım. Daha iyi olur ha? Şu anda o baraj çok daha önemli. Anlayan biri bakmalı. Yavaş Sıbıklı, aceleye gerek yok. Şimdiye kadar bazı şeyleri ağırdan aldım da ne oldu ha? Herkese zararı dokundu bunun. İş işten geçtikten sonra hiçbir yararı yok. Şimdi trenine bin ve öğüt vermekten vazgeç, olur mu? And then we'll dip and whirl like the gypsy girl who does a tap, tap and jingle through the serpentine. With touch of toe and bell, she weaves a spell stranger than all the sheer magic I've seen. Maybe my story's false, but that love to waltz to a tap, tap and jingle tambourine. With touch of toe and bell, she weaves a spell stranger than all the sheer magic I've seen. Maybe my story's false, but I love to waltz to a tap, tap and jingle tambourine. Harikaydın canım. Baba, gel benimle. Bu işkiye ihtiyacım var. Birlikte bir yemek yiyelim. Ama önce üstümü değiştirelim. Canını sıkan bir şey mi var baba? Tüylerimi diken diken eden bir şey öğrendim. Nedir o? Sana söylemem hiç de doğru olmaz. Ama sen bana her şeyi söylersin. Senin de benim gibi canın sıkılsın istemiyorum. Sana hiçbir zaman iyi bir baba olamadım. Ama bu sefer seni korumaya kararlıyım. Oh babacığım, sen hep harika bir babaydın. Hiç unutmam, sen küçük bir bebekken annen seni her akşam ninnilerle uyuturdu. Bense karşımdaki iki güzel yaratığı seyreder, onlara dünyadaki tüm mutlulukları sunacağıma kendi kendime söz verirdim. Fakat fırtınalar hiç dinmezse, güneş hiç çıkmazsa, geceler hiç son bulmazsa bir insan ne yapabilir? Bazı değer kavramları tüm anlamlarını yitirdiklerinde elden ne gelir? Yapabileceğin tek şey bir taraftan onurunu korumaya çalışırken bir yandan da etrafında gördüğün çarpıklıklara göz yummaktır. Ya hiçbir zaman iyi bir baba olamadım ben kızım. Sadece iyi bir baba olarak göründüm, o kadar. Çünkü sana veremediklerimi bazı tatlı sözlerle telafiye çalıştım. Saygı ve sadakat. Baba, Kraft şu anda kampta. Şimdiye kadar dönmüştür. Onu sonra görürsün. Benimle kal lütfen.
Bir erkeğin kaçınması gereken 6 şey vardır. Himaye, acizlik, tembellik, öfke, korku ve sevgi dolu bir kız evladı. Swifty, gelmemi istemişsin. Evet, öyle. Acil bir şey olmadı. Hem acil hem de önemli. Sen içki içmişsin. Evet, içtim ama seninle olan bağlantımdan duyduğum kahri unutturacak kadar değil. Senin ateşin başına çıkmış. Evine git de dinlen biraz. Gideceğim. Ama önce söyleyeceğim bir şey var. Tim Chipman'a yapmış olduklarını asla hoşgörüyle karşılamıyorum. Yapmayı tasarladıklarını da. Bir sarhoşun saçmalıklarını dinleyecek halim yok benim. Canım neyi isterse onu yaparım. Belki bilmediğimi sanıyorsun ama planladığın o korkunç ve akıl almaz şeyi tesadüfen öğrenmiş bulunuyorum. Neymiş o? Bir telgraf çekerek eli kanlı, acımasız bir katili buraya çağırdın, öyle değil mi? Bunu Linde biliyor mu? Önemli ya da önemsiz, hiçbir konuda muhbirlik yapmam ben. İyi etmişsin, anında Chipman'a yetiştireceğinden eminim. Zaten çok şey biliyor. Bu arada Haychuku'yu nasıl öğrendin? Kesinlikle Lin'den değil. Haklısın, Lin'den öğrenmesine imkan yoktu. Lin senin dünyanın en yanlış anlaşılmış insanı olduğuna inanıyor. Sen onun için dünyanın en dürüst, en erdemli insanısın. Ama günün birinde onun bu fikrine katılmadığımı söylemek zorunda kalabilirim. Seni açlıktan ölmekten kurtarabilirim. Ama damadın olmaya layık değilim, öyle mi? Lin'in hayatına karışmam ben. Benden hep nefret ettin, değil mi Swift? Buraya seni avukatın olarak uyarmaya geldim. Ve şimdi de Shakespeare'in Hamlet'inden bir cümleyle gidiyorum. Öyle bir an gelir ki kurbanlar dahi konuşmaya başlayabilir. Chipman'a o bilgiyi kimin verdiğini şimdi anlıyorum. Senin gibi tehlikeli biriyle daha fazla konuşmayı reddediyorum, izninle. Seni! Seni pis ayyaş! Görmeye gelmiştim. Babam nerede? Evde bulamadın mı? Buraya geleceğini söylemişti. Ha, gelmişti ama gitti. Yani onu gördün. Evet, geldiğimde buradaydı. Birer içki içtik. Sonra da gitti. Gel hadi, seni eve götüreyim. Baban bir çocuk değil. Başının çaresine bakacak yaşta, merak etme. Biliyorum ama bugün canı bir şeye çok sıkılmıştı. Nedenini söyledi mi? Sıkıştırdım ama söylemedi. Sıkıntısı geçmiş olmalı. Ben gördüğümde çok iyiydi. Baba! Baba! Babam evde değil efendim. Adamları göndereyim bir baksınlar. Belki Talka'ya gitmiştir. Arkadaşlarından birkaçını görmek için. Bugün pazar, her yerde olabilir. Lütfen kaygılanmaktan vazgeç artık. Sanırım haklısın. Görüşmek üzere kral. Aramızda bir sorun yok, öyle değil mi canım? Tabii, her şey eskisi gibi. Düğün tarihini ne zaman belirleyeceksin? Şu anda bu konuyu açmayalım, öyle yorgunum ki. Chipman sana hiç yanaştı mı? Lütfen başlama yine. Sana yan gözle bile bakacak olursa onu öldürürüm. Yeter Kraft! Ölüm lafından bıktım artık! Lütfen babamı hemen arattırmaya başla. Hemen. Hoşça kal Lin.
King! Üstümü değiştireceğim. Atla. Ben burada kalıyorum. Sana atla dedim. Rosario, babamı gördün mü? Evet, öğlene doğru görmüştüm. Peki ya sonra? Sonra hiç görmedim signorina. Teşekkür ederim. Banki, babamı gördün mü? Bugün hiç kimseyi görmedim Bayan Lin. Her taraf çok sessiz. Sanki ölüm sessizliği. Oli, burada ne arıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Neden babamı aramıyorsun? Ben diğerleriyle gitmedim. Onu içeride sakladığını biliyorum. Baba! Babanız burada değil Bayan Lee. Şimdi gidin lütfen. Sen nereye gidiyorsun? Buradan ayrılıyorum. İşi bırakıyor musun? Neden? Burası canımı yetti de ondan. Brenner için çalışmayacağım artık. Kral! Lin! Onu bulabildin mi? Henüz değil. Babamı adamlarını arattıracaksın sanıyordum. Ama ne Oli arıyor ne de diğerleri. Önce kendimi arayayım dedim. Ne de olsa fazla uzağa gitmiş olamaz. Sen neden eve gitmiyorsun? Ben önce şu çılgın İsveçliyle bir konuşayım. Gerekirse Chipman'la da. Neden ona hakkında ileri geri laflar ettin? Hiçbir şey söylemedim. Babası hakkında da mı? Hiçbir şey. Eşyalarını çantadan çıkart. Hiçbir yere gitmiyorsun. İnsanların bana bir katilmişim gibi davranmalarından bıktım artık. Hiç kimse benim emirlerime karşı gelemez. Bunu bilmiş ol Oli. Ellerini üstümden çeksen iyi olur. Sana şimdiye kadar tüm sadakatimle hizmet ettim patron. Ama karşılığında ne gördüm? Sadece hakaret ve aşağılanma. Bu pis işlerden usandım artık. Ben asla bir cani değilim. Thank you.
pekala. Çantanı al ve defol. Bir daha buralarda görürsem gebertirim seni. Hadi bakalım. Uyan artık. Kimi? Ziyaretçim var. Kim? Oli. Oli mi? Pekala, getir içeri. Gel buraya. Bu ne abi böyle? Seni katırlar mı tekmeledi? Bunu kim yaptı? Brunner mı yoksa? Neredeyse öldürecek. Neden? Beni. Yanından ayrılacağımı söyledim, üstüme saldırdı. Peki sen ne yaptın? Öylece durdun? Arslanlar gibi karşılık verdim. Çok iyi bir dövüşçüyümdür Chipman. Evet, seni iyi tanıyorum. Meşhur baltanı da. Böyle bir kabadayı işe yarar mı dersin? Elbette bir timsah görürsek yem olarak kullanabiliriz. Şimdi Baraka'ya git ve yatacak bir yer bul. Şu baltanı da hemen bırak elinden. Sakın başıma bir dert açayım deme, tamam mı? Hadi toz ol artık. Tim, böyle bir adamı neden aldın yanına? Bilmediğimiz şeyler hakkında belki ipucu verebilir bize. Brunner'ı mı kastediyorsun? Ve de babamı. Adamlar Swift'i bulmuşlar. Nerede? Sizin kampın hemen arkasında. Lin ne diyeceğimi bilemiyorum. Zavallı, herhalde buraya seni görmeye gelmişti. Sanırım. İstasyonda trenden inmiş olmalı ve sonra da... Ne zaman çıkmıştın? Dün öğleydi. Bana geleceğini söylemiş miydin? Hayır, bana söylememişti. Bana söylemişti. O zaman bildiğin tek şey Brunner'ın sana söyledikleri. Benim sözüme güvenmiyor. Hayır, güvenmiyorum. Çünkü gördüğüm hiç hoşuma gitmiyor. Mesele çok basit. Kampında yığınla vahşi Fransız var. Swift'i görür görmez üstüne çullanmışlardır. Tıpkı Oli'ye de yaptıkları gibi. Chipman, başıma bela olman için geri dönmem başka bir şey. Suçlamalarına tehditlerinse başka. Dinde gözün olması da cabası. Seni son kez uyarıyorum, bilmiş ol. Hayır lütfen. İkiniz de yanılıyorsunuz. Babamın canı bir şeye çok sıkılmıştı. O dalgınlıkla ayağı bir şeye takılıp düşmüş olabilir. Yalvarırım, durumu daha da güçleştirmeyin. Tabii Lin, tabii. Eve dönmek istiyorum. Ben her şeyle ilgilendim. Oli, Swift'e neler olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Onu Brunner öldürdü öyle değil mi? Aralarında bir kavga çıktı ve onu öldürdü. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Belki de kavganın sebebi Bayan Lin. Söyledim ya Bay Chipman, bilmiyorum. Demek bilmiyorsun.
Branner'da cesedi buraya getirmeni istedi. Benim öldürdüğümü sansınlar diye. Hayır, hayır bayçım. Ama sen cinayet işlenmesinden hoşlanmamıştın. Bunun için de patronunla kavga ettin ha? Bakın, dün gece size doğruyu söyledim Bay Chipman. Şerefim üzerine yemin ederim size doğruyu söyledim. Şerefim üzerine yemin ederim. Belki de sen öldürdün. Bilmiyorum Bay Chipman, bilmiyorum Bay Chipman. Söylediği tek şey bu. Branner öldükten sonra her şeyi hatırlar. O kadar bekleyecek zamanım yok. Baban her zaman sabırlı olacaksın derdi. Daha önce Swift'in şapkasını hiç görmüş müydünüz? Şapkasız mı? Bu da ne demek şimdi? Swift'i şapkasız adım atmazdı. Ben daha şu kadarcıkken bile. Ama bugün şapkasızdı. Dikkatinizi çekmedi mi? Ve başı çıplaktı. Şapkası yoktu. Başka bir şey mi açık mı? Gerisini siz de benim kadar biliyorsunuz. Bütün bu olanlardan ne sonuç çıkarıyorsunuz Şerif? Babanızın başına gelenlere çok benziyor. Öldüresiye dövülmüş ve ceset çalılıklara atılmış. Bay Branner'a göre her ikisinin de katili buradan biri. Size göre ise buradan değil, kasabadan biri. Hangisinin doğru olduğunu bulmak da bana düşüyor tabii. Yarın Bay Tilton için bir tören düzenlenecek. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Seni gördüğüme sevindim Chip. Ben törene katılmak için gelmiştim. Şerif yanlış bilgi verdi herhalde. Tören dün akşam yapıldı. Kaçırdığıma üzüldüm. Geldiğin için teşekkür ederim. Çalışmaya devam edecek misin? Elbette. Başka ne yapabilirim ki? Şerif seninle konuştuğunu söyledi. Evet, o da bizim bildiğimizden fazlasını bilmiyor. Kraft'ı suçluyorsun. Ve Kraft da beni suçluyor. Babama zarar vermesi mümkün değil. Swift Branner için hiç de iyi şeyler düşünmüyordu. Şu Hayçuk'u için de öyle. Bu nedenle beni uyarmıştı. Bunu tahmin etmiştim zaten. Branner da etmişti belki. Bana bir şey söylemek istiyor gibisin. Söyler misin lütfen? Bak Lynn, bütün bu olanları sürekli düşünüp duruyorum ve birbirine uymayan iki tane şey tespit ettim. Bir, Branner neden en güvendiği adamın işini birdenbire bitirip bana yolladı? Ben oradaydım. Oli kendi isteğiyle ayrıldı işten. Sana yalan söyledi. Suratındaki morluklardan belli. Branner'ı çok kızdırmış. Kraft olamaz. Oli'yi dövmüş olamaz. Pekala, öyle olsun. İkinci şey ise... Swift'i yıllardır içki içerdi, bunu biliyorsun. Şimdi söyle, en sarhoş halinde bile şapkasını kaybettiği hiç olmuş muydu? Şapkasını mı? Evet. Onu şapkasız kimse görmedi. Ama ben en son gördüğümde şapkasızdır Lynn. Beyefendi birazdan gelir. Teşekkür ederim. Yoksa... bir iş randevusu mu? Kraft kamptan kasabaya her indiğinde akşam yemeğini burada yer. Gelmekle çok büyük bir nezaket gösterdi. Seni üzmek istememiştim. Ama insan söylemesi gerekeni söylemeli bence. Onunla cidden evlenecek misin? Sana soruyorum. Neden evlendin? Ona aşık değilsin de ondan. Zamanla olabilirim. Bir şey mi oldu efendim? Bir sorum var. Ne? Edgerton, adamlara para ödeyemeyeceğini söylüyormuş. Herkesin ücretini ödeyecek kadar param var benim.
söyleyin hanginizin sıkıntısı var? Benim var. Parasız hiçbir iş yapamam. Siz köle değiliz burada. Bakmamız gereken ailelerimiz var. O zaman siz de iki misli çalışın, iki misli para kazanın. Bu palavraya karnımız tok mu? Palavra değil, gerçeği istiyorum. Tabii tabii. Patron dediğin Branner gibi olur, öyle değil mi Oli? Evet, evet. Yo. Şimdi size son kez söylüyorum. Eğer parasını nakit olarak almak isteyen varsa torbasını bırakır ve hemen çalışmaya başlar. Pekala. Bir şey daha var. O lokomotifi kaçırmayı planladığım gün Hayçuku'da yanımda 3 kişi vardı. Birisi Rico'ydu. Diğerleri ise Parkıtla Rezi. Rico'ya kendimden çok güvenirim. Rezi, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Bakın monsieur, paramızı alamayacağımızı öğrenince kaygılandık. Parasız kimse çalışmaz çünkü. Parasız çalışacağınızı kim söyledi? Ona kanmayın sakın. Kesinlikle parası yok. Eğer varsa bugün nakit olarak ödesin de görelim bakalım. Şu paraları hemen dağıt Rico. Ne diyorsun Rezi? Ben yanınızda mutluyum monsieur. Şunun parasını ver. Kusura bakmayın. Yanılmışım. Şimdi herkesin işine koyulup canla başla çalışmasını istiyorum. Az önce parketi yumrukladığım için özür dilerim monsieur. Ama biz Fransızlar sinirlerimize hakim olamayız. Tepemi öyle bir attırdı ki... Fransızların ne kadar kaçık olduğunu hepimiz biliyoruz. Çıkardığı bu adi dedikodu yüzünden cezalandırılmalıydı. Tamam. Hadi bakalım iş başına. Başüstüne monsieur. Ama Branner izin verirse. Durum nasıl sence? Her şey mükemmel gidiyor. Birkaç güne kalmaz biter işimiz. Harika. Derhal sevkiyata başlayabiliriz o zaman. Branner öfkesinden kuduracak. Hadi Bay Jungle, bir şarkı söyle bize. Şu zavallı köpeğe bu kötülüğü nasıl yapabilirim? Lütfen. Ne olur, çok istiyor bir şarkı. Pekala. Your poos looks like a moose. Your snooze hangs wet and loose. Your grizzle purr smells even worse than turps. Time. You ain't got vim nor vigor. You bark with wheen and whine. As buzzard meat, I figure you'd be fine. Just fine. Those fleas you were after this morning, how come they left you so soon? I bet you went calling this morning on your old friend Skunky Spittoon. It hurts me to observe your cookie green and slurve. I ought to drop your line, but after all, you're mine. Yo, hayır dostum. Biraz daha tahammül edeceksin bana. Remind me to call out the Navy to honor your royal grace. Each time that you finish my gravy and get it all over your face. In closing, let me state, although you're second rate, I want you so to shine because you're mine. Gelebildiğine sevindim Kur. Şimdi bele gidip bir içki iç. Sonra adamlarına Talka'ya gidersin. Gereken tüm direktifleri orada alacaksın. Tamam Bay Branner.
Signorita, sizin için deliriyorum. Deliriyor musun? Delirmeye hiç gerek yok. Çünkü zaten delinin tekisin sen. Sadece iltifat etmek istedi. Banki, az önce çıkan şu 8 adam... neden geldiklerini biliyor musun? Hayır efendim, hiçbir şey bilmiyorum. Böyle bir yerde ne işleri olabilir? Ellerinde taşıdıkları dinamite benziyor. Orasını bilemeyeceğim. Ama patronlarını tanıyorum. Buğul adında bir kiralık katil. Bu adı duymuştum. Görevi ne sence? Biliyorsunuz, Çıkmın Göl'de bir baraj inşa ettiriyor. Ve o adamlar da bunun için buradalar. Bay Branner'a yardım etmek için. Branner işini daima bilir. Lin! Demek bugün böyleyiz. Ne yapmak istediğini biliyorum Kraft. Tekneden inen o 8 adam neyin peşinde? Ben sana gazinonu nasıl yöneteceğini söylüyor muyum? Sen de benim işime karışma. Oldukça mantıklı değil mi? O adamlar birer kiralık katil. Neden bırakmıyorsun bu işleri? 2 gün sonra Chipman o kütükleri nehre indirmiş olacak. Sonra da dünyanın parasını kazanacak. İstediğin bu mu? Bu ülke ikinize de yetecek kadar büyük. Neden barış içinde yaşamıyorsunuz? Hiç kimse hayatım boyunca emek verdiğim şeyleri elimden alamaz. Bu toprakların tek hakimi benim ve öyle kalacağım. Karışma işime! Lin! Lin, ne oldu? Onu sen öldürdün. Babamı sen öldürdün. Nereye gidiyorsun Lin? Sen bir katilsin. Babamı da, Tim'in babasını da sen öldürdün. Tıpkı Tim'i de öldürmeyi istediğin gibi. Şapkayı verdin. O kanıtta buradan gidemezsin. Eğer gerekirse zor kullanırım. Blöf yapıyorsun. O silahı asla kullanamazsın. Beni buna mecbur etme. Ver o silahı. Şapkayı da. Belde oturuyordun ki bir silahsız. Bayan Lil'in peşine düş. Nereye gidiyorsun öğren. Hemen Jingle'ı ara. Arabayı getirmesini söyle. Az önce evden çıktı. Dağlara doğru gidiyor. Yola çıkıyorum. Talka'ya gidiyoruz. Adamlara söyle hazırlıklı olsunlar. Bu arada Lin'i de gözden kaçırmasınlar. Seni Chipman'ın peşine düşelim. Hayır efendim. Gölde keresteleri yüklüyor. Acele edelim Bayan Lin. Ben aşağı göl kenarına iniyorum. Bay Branner gelirse daha çıktığımı söylersin, tamam mı? Peki matmazel.
Araba buradaydı. Çukuya doğru gitti. Ama matmazeli arıyorsanız patikayı izleyerek göle iniyor. Sen Pullo'yla birlikte kampa git. Ben Bayan Lee'nin peşinden gidiyorum. Emredersiniz. Durdur şunu! Cem, Kraft senin işini bitirmek için dinamit çetesini getirmiş. Önce barajı havaya uçuracaklar, sonra da seni öldürecekler. Peki Branagh nerede? Elinde bir tüfekle ormanda. Beni de öldürmek istiyor. Çünkü öğrendiğin bir şey Swift'i var. Swift'i onun öldürmüş olduğu, öyle değil mi? Baban hep derdi ki... Evet, bir yılanı yok etmenin tek çaresi başını ezmektir. Pekala Alina, sen burada kal. Rico'nun yanından ayrılma. Fazla gecikmeyeceğim. Hayır. Hayır Tim. Seni bir daha kaybetmek istemiyorum. İstesen de kaybedemezsin artık. Yedek mermin var mı? Hayır, hepsi bu kadar. Peki, al şu. Beni burada bekle. Bir şeyler duyabiliyor musun Rico? Hayır, hiçbir şey. Oli. Evet, ne var? Bayanın nereye gitti? Bilmiyorum Rico. Son gördüğümde burada duruyordu. Chipman'a ulaştı. Chipman da peşime düştü. Hul, sen benimle birlikte gel. Parket sen de burada nöbet tut, tamam mı?
Tanrı ölmüş. Sen Paul musun? Evet efendim. Defol buradan. Oli. Tim'in babasını kim öldürdü? Branner. Kavgaya tutuştular. Beni dövdüğü gibi Branner onu da dövdü. Bay Chipman yaşlı bir adamdı. Dayanamadı, öldü tabii. Sizlere Vermion Bell'in yeni sahibini takdim etmekten gurur duyuyorum. Bay Jingle!